Efendim haftanın son iş gününden mutlu günler. Gündemden çıkan konuları değerlendireceğiz. Gündemde su, elektrik konuları bulunmakta. Türkiye'den yetkililer su konusunda olduğu gibi elektrik konusunda bir çığır açmayı umut ettiklerini ifade ediyorlar. Ancak Elsen yönetimi Türkiye'den kablo ile elektrik getirmek istenen enerjinin alternatif bir enerji modeli olduğu ve tüm sistemi besleyecek güce sahip olamayacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte Enerji Bakanı Atun kablo ile elektriğin gelmesi durumunda elektrik tarifelerinde indirime gidebileceğini söyledi. Bir de bir rakam telaffuz etti. 25 kuruş. Bu proje hem elektriğe hem de ekonomiye çok ciddi bir rekabet getirmiş olacak dedi. Biz bu bölümde öncelikle kablo ile elektrik getirmesinin maliyetinin ne olduğu, ne olması gerektiğini, elektrik tarifleri nasıl bir rakam yansıtacak? Çünkü burada tabii ki söz konusu olan vatandaştır, tüketicidir. Elektrik nasıl gelirse, nereden gelirse gelsin, vatandaş tabii ki cebini düşünmek durumunda. Elbette elektriğin fiyatının ucuz olmasını isteyecektir. Diğer yanda yaklaşan bir tehlikeyi de belirtelim. Ülkedeki elektrik santrallerinin kapasitesi yetmiyor. Ayrıca enerji üretiminin maliyeti yüksek. Çünkü akaryakıtla yapılıyor. 2025 yılı itibariyle enerji ihtiyacımızın karşılanamayacağını söylüyor yetkililer. Haber Aktüel'de DAYU Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Hasanulaş Altıok bizler birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sizinle en son yaptığınız programda geçen sezondu. DAYU Güzellik Yarışması kazananlara burs verilmesi gibi yine gündemli olan konular vardı. Evet. Açıklık getirmiştiniz. Dün ve bugün de gazetelere yansıyan bazı konular oldu. Rektörlük görevden aldı, vakıf yönetim kurulu danışman yapıldı şeklinde bir maalesef haber çıktı Kıbrıs Postası'nda. Öncelikle o konuyu isterseniz konuşalım. Yani DAYU rektörlüğü ile vakıf yönetim kurulu arasında bir uyumsuzluk mu var? Var, belli ki var. Zaten sanıyorum bir gazetemizde gördüm bugün. Sayın VYK Başkanı ile bir röportaj yapılmış ve kendisi de zaten rektörlükle bir çatışma hali var diye bir açıklama yapmış kendisi. Oradan gördüm ben de. Yani çok üzücü bir şey tabii ki bu yaşanan. Ben ayrıca şunu da söyleyeyim ya, ben daha önce yürütme kurulu üyesiyim. Sendikanda eskiden evet, başkanlık da yapan birisiyim. Konuyla yakından takip ediyoruz biz şu an. Çok üzücü bir şey. Rektörlük sonuçta bir karar üretiyor. Tabii kararın gerekçelerini bilmiyoruz biz de henüz ama kararın gerekçeleri üzerine vakıf rektörlükle gerekirse eğer, çünkü sonuçta rektör yönetiyor akademiyayı. Rektörlüğün almış olduğu kararın incelenmesi, gerekçelerin ortaya konması gerekiyorsaydı vakıfın davranması gerektiği biçim bu değildi. Yani vakıf çağırır direktörlüğü, otururlardı ve neden böyle bir karar aldığınız gerekirse, hı hı, gündeme düşen bir karar, bu konuşulurdu. Ne yapıldı ama? Rektörlüğe sanki de böyle patron benim burada. Siyasiler tarafından atanan kişiler olarak patron biziz, sizin kararınız bizi ilgilendirmez. Tam siyasetin okula girmesi bu demek aslında. Kişinin kim olduğu hiç önemli değil. Ben de tanıdığım, yakında bir dostum ya, okulda yıllarca beraber çalıştığımız, hı, bir kişiden bahsediliyor aslında. Ne yaptı vakıf? Rektörlüğün kararını tamamen bypass ederek, seni tanımam aslında dedi ben. Siyaseten bu kişi de bana yakın bir kişidir. Vakıf başkanının olduğu siyasi partiden daha önce aday adayı olan bir kişidir. Evet. Biz bu kişiyi aldık ve danışman yaptık vakıfa. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani bu okulda siyasilerin böylesi bir konuda söz sahibi biziz. Şimdi sonuçta bakın, rektörlük bu kişiyi belirli sebeplerden dolayı görevden aldı. Siz onları inceleyeceğinize hemen akabinde bu insanı alıp terfi ettiği gibi başka aslında bir yere koyarsanız. Aslında burada otorite rektörlüktür değil mi? Yani vakıf yönetim kurulu şimdi mu yoksa bana sorarsanız bir otorite rektörlük olmaksız lazım evet, zaten. Ama mevcut yasamızda bu geri kalmış 80 dönemi anayasası gibi bir yasadan kaynaklanan sebeplerden dolayı vakıfın bunları yapmaya yasal yetkisi var. Yine şuna mı geleceğiz? Etik değil ama yasal. Bu noktaya mı geliyoruz? Sonuçta seçilmiş bir rektör var bu okulda. Seçilmiş rektör belirli sebeplerden dolayı bir karar almış. Bu kararın gereği olarak vakıf ya bu karara sahip çıkardı veya kamuoyuna yansımadan huzur içinde olan bir kurumdur sonuçta dahi. Kaç yıldır o kadar çalkantıdan sonra, hı hı, ya bunu kapalı kapılar arkasında gerekçelerini talep ederdi, incelemeye alırdı eğer bir rahatsızlığı varsa vakıfın. Ama yok da böyle ben senin üstündeyim, ben seni, hı, ezerim, ben siyasiler tarafından atandım. Burada siyasi bir kimlikten bahsediyoruz. Ben bu siyasi kimliği ne pahasına olursa olsun sana ezdirmem, tırnak içinde bu benim adamımdır, ben bunu kollarım derecesini aldığı bu karar akademiye yakışan bir karar değildir. Nitekim dün duyduğumuza göre üniversite öğretim kurulu toplantı DAYU'da ve bir kınama kararı aldı öğrenme oy birliğiyle vakıf yöneticiler kurulunu. Yani dekanlarımızın, müdürlerimizin oluşturduğu kurul.
dün rektörlüğün yapmış olduğu şeyin doğru olduğuna, vakıfın yapmış olduğunu yanlış olduğunu belirten bir karar aldı. Bugün de senato toplantısı var. Sonucunu daha tam öğrenemedim bu konuyla ilgili olarak. Yani sonuçta şunu söyleyebilirim ben. Yani gerekçelerine bakmaksızın aslında. Dayı yıllar sonra uzun zamandır huzur içerisinde başarılı bir şekilde takip ediyorsunuz basından. Ödüller alıyor, bazı kurumlar tarafından akredite ediliyor. Böylesi bir ortamda sendikanın açıklaması dahi yok. Yıllar, farkındaysanız uzun zamandır hiçbir kavga gürültü yok okulda. Herkes huzur içinde işini yaparken yine siyasi bir gerekçeden dolayı yine basına düştü. O zaman burada bir siyasi baskı olduğunu söylemek mümkün. Tabii peki, ki. Tabii geçmişte ki, tabii ki. Buna benzer bir çok olaylar yaşandı geçmişte. O yüzden geçmişte çok kavgalar yaşandı. Kurum çok zarar gördü. Sektör çok zarar gördü. Bunun içinde sektör değil, yüksek öğrenim sektörü. Ondan sonra bir düzene girdi dayı. Her şey hep pozitif şeylerle anılıyor. Bir bakıyorsunuz bugün biz ne kadar uğraşıyoruz. Öğrenciyi memnun edelim. Dayı uluslararası alanda öyle bir tanıtıma gitmeye çalışıyoruz ki hem öğrenci getirelim, kaliteli eğitim verelim. Bir anda bütün her şey siliniyor. Dayı siyasi müdahalelerle anılmaya başlıyor basında. Akıllarda hep bu kalıyor. Sizin bu kadar zaman uğraştığınız son birkaç yıldır hem maddi açıdan bütçesini düzeltmek açısından hem eğitim kalitesini arttırmak açısından attığınız tüm adımlar sanki unutuldu. Yine siyasilerin çiftliğiymiş gibi anılmaya başlayan bir kurum. Üzücü olan tarafı bu. Ben umut ediyorum şu an için okuldaki bütün çalışanlar hemen hemen özellikle akademiyadan bahsedebilirim ben Dayı Sen yöneticisi olarak tamamen kenetlenmiş durumdadır. Senatomuz da eminim bugün doğru bir karar alacaktır bu yönde. Üye kadı aldı. Sendikanın görüşü de aynı. Eminim bu siyasileri biz özellikle son hazırlanmakta olan dayı yasasıyla orada gerekli düzenlemeleri yapacak baskıyı oluşturursak ve toplumsal da destek görürsek gerçekten demokratik özel bir kurumumuz olur ve siyasetle uzaklaşmış olur. Kim isterse olsun yönetimde. Evet, umarız bu gelişen tartışmalar krize dönüşmez. Öyle veya bu tartışmaları fırsat diye bilerek siyasetin daha karışmamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını sağlar umarım. Yani bir kötü şeyden bir şey bekleyelim, iyilik bekleyelim sonunda. Peki DAÜ'yle başladık, biraz DAÜ'ye devam edelim isterseniz. Ondan sonra elektrik, suya zaten sizin uzmanlık alanınız. Yapılan tanıtımlar DAÜ'ye nasıl yansıyor ve okul olarak hedeflenen öğrenci sayısına? Şimdi şunu söylemek lazım. Basında çıkan haberler doğru olmakla beraber sanki böyle bir algıya yönelik çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bakın. Diyor ki DAÜ'ye gelen öğrenci sayısında düşüş var. Doğru. Diğer üniversiteler... Sadece DAÜ'ye mi? Hayır. Genelde Kıbrıs'ta var da şimdi diğer üniversitelerle karşılaştırdığım zaman denebilir ki DAÜ en çok öğrenci alan okul değil. Doğrudur bu. Bazı üniversiteler DAÜ'den fazla öğrenci aldı. Ama siz şunu yaparsanız, ekstrem örnek vererek de, bedava yaparsanız okulunuzu çok öğrenci alırsınız. Şuna bakmak lazım o zaman. Para ödeyen öğrenci olarak baktığınızda, yani öğrenciyi para olarak gördüğümü ifade etmeye çalışmıyorum. Şuna bakarsanız mesela iki yarım burslu öğrenciyi tek öğrenci sayarsanız. Burs verminin kriterleri var çünkü. Tabii, dört çeyrek burslu öğrenciyi tek öğrenci diye sayarsanız ve tam ödeyen öğrenciyi de tek öğrenci sayarsanız ona baktığınızda DAÜ yine en çok öğrenciyi alan kurumdur. Yani bunun nasıl yorumladığınıza bağlı ama hedefiniz sizin ki hükümetin hedefi şu olabilir. Çok fazla öğrenci getirmek ve ekonomiye katkı yapmalarını sağlamak. Gerçi gerekli altyapımız asla bizim yeterli değil ama böyle bir hedef olabilir, böyle bir siyaset olabilir. O açıdan baktığımızda DAÜ evet en fazla öğrenciyi getirmedi. Ama amacınız kaliteli eğitim vermek. O yüzden de bu kaliteli eğitimi de finanse edecek bir şekilde eğitim vermekse amacınız. DAÜ bu sene beklediğini aldı. DAÜ'de bir mali sıkıntı yok. Dayı da şu an gelen öğrenci kaliteli eğitim verebilecek sayıları aşmamış durumdadır. Çünkü bir de şu var. Siz getirin atıyorum 25 bin öğrenci. Ben iddia ediyorum Mausa'nın altyapısı asla kaldırmaz bunu. Yani hedef çok fazla öğrenci getirmek olmamalı. Hedef kaliteli eğitimi verebilecek, kadroları da finanse edebilecek bir nüfusa sahip olmanız lazım. Ama siz ben en ucuzunu yap. Bakın neler yaşanıyor Ferda Hanım. İnanamazsınız buna. Ercan Havaalanı'na dayı tanıtım dediniz ya. Dayı tanıtım yapıyor. Afrika'da, Avrupa'da, orada burada. Ercan Havaalanı'na inen öğrenci var. Soruluyor kendisine elinde bavulları. Nereye geldiniz? DAÜ'ye geldim. Ben size daha fazla burs vereceğim deyip otobüsü alıp başka üniversiteye götürdüğü örneğini yaşadık biz bugün Kıbrıs'ta. Böyle şey olabilir mi? Yani öğrenci DAÜ'ye geldi. DAÜ buldu öğrenciyi. Halde... Tanıtımı DAÜ yaptı. Gitti atıyorum Afrika'dan tanıttı kurumu. Öğrenciyi aldı, getirdi. Havaalanından başka üniversite daha fazla burs vererek aldı, götürdü. Şimdi o üniversite bu sayısı bunun, arttı diye başardı mı? Ifadesi herhalde o öğrenci avcılığı gibi bir şey oluyor. Tabii ki buna döndü artık iş. Evet. Ne bu kadar üniversite açılma izni olan bir ülkelerine beklersiniz ki? Kalite dibe vuracak.
yavaş yavaş bu üniversiteler batacak. Bakın ben bunu iddia ediyorum. Çünkü şöyle bir şey yoktur. Bakın şu olsaydı, ekonomik terim kullanmak istemiyorum da şöyle diyeyim. Yani sonsuz bir arz var, öğrenci arzı. Siz 100 tane üniversitede atsanız 100'ü de dolacak Kıbrıs'ta diye bir durum olsa sorun yok. Açın istediğiniz kadar. Altyapı sorunları yaşarsınız. Kalite falan, onları geçtim. Ama böyle bir şey yok ki. Yani bir havuz yok ki orada sonsuz öğrenci gelsin size. Size gelecek öğrenci sayısı belli. Siz bunu nasıl arttırırsınız ancak? Okul harcına düşüş yaparak. Okul harcına düşüş yapmak ne demektir? Para çok az giriyorsa bütçeye ve özel üniversite ise bunlar kar amaçlıysa, siz karınızı da çıkarınız. Elinde kalan parayla o kalitede öğretim elemanı istihdam edersiniz. Kalite tamamen dibe vurur. Bir de gelen öğrenci sayısı artmayacağı kesin olduğu için de her açtığınız yeni üniversite o dilimden bir pay alarak aslında birçok özel üniversiteyi riske atar. Yani yavaş yavaş, bakın vade veremem, yani bir sene sonra, beş sene sonra diyemem. Ama bir gün bu batacak bu üniversiteler. Bunlar batarken yanında çok büyük bir sosyal kriz de batacak. Çünkü orada istihdam edilen, geleceğini orada gören bir sürü yerli insanımız var. Bu ülkeden hayatını bu ülkede götüren insanlarımız var. Sistemi çökertecek bu insanlar ve ben anlayamıyorum bu hükümetin. Bu konuda biraz galiba vur deyince öldürüyoruz. Yani. İnanılır gibi değil. Yani bu hatayı nasıl göremezler? Yani her önüne gelene siz üniversite açma izni verirken bir planınız, projeksiyonunuz olması lazım. Hedef nedir? Kaç üniversitedir? Kaç öğrencidir? Bunlara verilecek eğitim kimler tarafından verilecek? Bunların maliyeti nedir? Nasıl olur da bir yönetim böyle önemli bir alanda, sektör demek istemiyorum, yüksek öğrenim alanında sınırsız üniversite açma yetkisi verir. Hiçbir kontrol yok. Yani kim veriyor bu dersleri? Bunların kualifikasyonları ne? Normal dünyada, çünkü bir iyi bir eğitim elemanı dediğiniz şey, böyle ticari bir meta gibi düşünün bunu aslında. Burada çalışmazsa gider Türkiye'de çalışır. Olmazsa atıyorum İtalya'da çalışır. Talep vardır iyi bir öğretim elemanına. Burada kalması için ona siz belli ki uluslararası bir fiyat ödemek zorundasınız. Bunun fiyatı da bellidir. Piyasası bellidir. Nasıl rekabet edebilirsiniz ki? Nasıl getirebilirsiniz onu bu kadar fiyat kırarak? Biz mesela atıyorum $750 ders başına sanıyorum bizim şey yüksek öyle şeyim. Postgraduate dediğimiz, yani yüksek lisans kurslarımızın bir kurs alıyorsan $750 mesela bizde. Yeni bir üniversite $250 verir mi de aynı eğitimi? Nasıl olabilir ki bu? Yani siz $750'lık bir eğitim, bir ders için alacağınız harcayı, öğrenciden aldığınız okul ücretini karşı taraf 1/3 fiyatına ben veririm diyorsa aynı seviyede öğretim elemanına vermesi mümkün değil. Kalite yerlerde sürünecek. Eğitimin kalitesi aslında. Sürünmeye başladı. Bu sefer şu olmayacak. X üniversite Kıbrıs'ta kötüdür denmeyecek. Kıbrıs üniversiteleri kötüdür denecek. Ve yakında buna doğru gidiyoruz biz. Yani baktığımızda eğitim seviye. Çünkü mantık şunu söyler. Mümkün değildir kaliteli eğitim vermeniz. Bu rekabet koşullarında, bu fiyatlarla ve bu kadar çok üniversiteyle. Maalesef öyle bir yere gidiyoruz. Yine ama yine sebebi kontrolsüzlük, plansızlık. Biraz sonra konu giriyoruz şimdi. Su, evet, elektriğe tamamen aynısı. DAÜ'den isterseniz elektrik ve suya gidelim. Tabii zaten DAÜ'den gireceğiz onda. Çünkü DAÜ'de biz bunların dersini veriyoruz. Evet. Aslında bu ilgili bir alan. Zaten biz bir ekonomist olarak tek yetkili siz sanki konuşuyorsunuz. Sürekli açıklamalar, değerlendirmeler yapıyorsunuz. Yok, tek yetkili benim de maalesef tek konuşan benim. Gerçi arkadaşlar gelse tartışsak hep birlikte birçok ekonomist bu geçen konuda. Geçen gün yine YouTube ortama düştü. Sizin o Esen'le çok genişçaplı bir toplantı yapıldı. Ben onu izledim. Önemli yerlerinde aldığım notlarımı. Ben davet edildim. Çok teşekkür ediyorum kendime. Siyasi partilerin olduğu, sendikaların olduğu, sivil toplumun olduğu bir yerde tartıştık ve çok çok verimli. Yıllardır arzu ettiğimiz ortamı yakaladık aslında. O da ben Esen'e çok teşekkür ediyorum buradan. Tartıştık yani konuyu. Birçok insanla, toplumun önde gelen, en azından bazı sivil kitleleri temsil eden insanlarla tartışma fırsatı bulduk ve bir karara vardık sonunda. Ortaya rakamlar koyarak o maliyet tablosunu yaptık. Her şeyi inceledik. Her şeyi orada çok net olarak görebiliyoruz. En net olan da şu. Benim söylediğiniz gibi 25 kuruşun yalan olduğunu herkes kabul ediyor. Şimdi onu konuşacağız da benim orada dikkatimi çeken şey şu. Yeni santral üniteleri alınmasını şiddetle öneriyorsunuz. Kesinlikle. Sen almak zorundadırlar. Önermiyorum. Zor, alacaklar da mecburen. Kapasiteniz nedir? Ne durumda? Ne kadar kapasite santral alınmalı? Şu an için kurulu gücümüz yaklaşık 400 megawatt'tır bizim. Aksa dahil. Bütün Kıbrıs'taki kurulu gücü yaklaşık 400 megawatt. Tamam. Tek Aksa var zaten. Kıptekin dizel santralleri var. Buhar tribünleri var. Toplam talep de yaklaşık 333 megawatt'tı sanıyorum puant yükte. En yüksek talep yazın, herkesin en çok yüklendiği anda da 333 megawatt'tı. Bunun 400 megawatt kurulu gücün tümünün
kullanılması mümkün değildi. Bazıları bakımdadır, arızalıdır. Hiçbir arızalı olmasa bile %100 kapasiteyle kullanılamaz santraller. Niçin? Teknik olarak da kullanamazsınız. Yani %80-85 civarında dünyada ortalama. Bazıları zaten ya arızalıdır, yani şeyi basamazsınız. Bir araba 220 gösteriyorsa 220'de gidemezsiniz sürekli. Yani tabii. Öyle bir şey mümkün değil. O açıdan baktığınızda bizim bir de yedek güç yaklaşık dünyada standart %15'lik bir de yedek güç tutmanız lazım ki atıyorum devredeyken puant yükte bir santrale bir arıza oldu anında devreye girmesi lazım ki elektriksiz kalmayasınız. Tabii. Ona baktığımda bu 333 kullanılabilir kapasite ve yedek güçle biz bu seneyi ancak böyle ucu ucuna kapattık. Hatta güneyden bile aldığımız anlar oldu arızalardan dolayı. Güneyde çok pahalıdır. Çok pahalı elektrik de aldık bazen. Yani biz ucu ucuna kapattık. Her yıl normal olarak da artan nüfusa göre ve artan şeye göre, gelir düzeyine göre birçok ülkede olduğu gibi bizde de yaklaşık %5 ortalama bu talebin artması öngörülüyor. Arttık sonra bu talep. Mecburen siz santral almak zorundasınız. Şu an yatırım yok. Yatırım olmadığı için de mutlaka ve mutlaka ya elektrik kesintileri yaşayacağız. Çok yakın zamanda muhtemelen gelecek yaz. Yaşıyoruz zaten. Şu an yaşadık çünkü neden yaşadık? Bazıları devre dışı kaldığı anda yaşadık. Yani kapasite ucu ucuna yetiyor diyorum. Yatırım yapmak zorundayız biz. Ya yaparsınız veya ne yaparsınız? Güneyden alırsınız. Güneyle şu an hala da interconnect'teyiz. Yani bütün gerginliğe rağmen. Ben ondan da endişe ediyorum. Bu kadar yaşanan gerginlikten dolayı. Güney diyebilir ki ben kapattım o hattı. O hat bizim için çok peki, önemli. Peki Güney bize elektrik enerjisini hangi durumlarda veriyor? Biz talep ettiğimizden alıyoruz şu an. Yani siz öyle bir şey ki interconnect olmanın aslında avantajı oradadır. Ben interconnect olmaya hiçbir zaman karşı değilim. Türkiye ile de olmaya karşı değilim. Evet. Rum'la interconnect'imiz olması gereken interconnect'tir. Ne diyor? Sistemler bağlıdır birbirine. Sizin ihtiyacınız olduğu anda elektrik kesintisini vatandaş yaşayamayacak şekilde senkron olarak, senkron paralel denen şey, ben de teknik şeyleri öğrendim mühendis arkadaşlardan. Anında, saniyenin bilmem kaçında o bağlantı devreye girer. Biz elektrik kesintisini anlamayız. Anlamazsınız bile. Sezmiyoruz yani. Senkron paralel denen şey budur. Türkiye ile böyle bir bağlantıya uygun fiyatlarda ben destek veriyorum. Evet. Sorun şudur ama, sorun Türkiye ile yapılacak olan bağlantının, o günkü toplantıda da ortaya çıkan sonuç oydu ve basın açıklaması yapıldı. Bu bağlantının senkron olup olmadığı belli değil, belli değili geçiyorum. ENTSO'nun kurallarına göre yasal değil. Zaten siz onun şeyi de söylüyorsunuz. Bugün böyle bir anlaşma imzalanıyor değil mi? Yani her hazırlıklar başlayacak diyor Sayın Bakan. Yapılacak. Bunu zaten bunun gelmesi 4-5 seneyi bulur. Yani 4 diyen var, 2,5 diyen, 3 diyen var. Sonuçta her türlü yatırıma ihtiyaç var. Kablo alınsa da var, alınmasa da var. Bugün de gelse kablo yine var. Neden? Kablo arıza yapabilir. Onun yedek gücüne her türlü ihtiyacınız var sizin. Konu o değil, konu şudur. Geçen gün o bahsettiğiniz toplantıda ortaya çıkan sorulardır konu. Biz bir projeye evet dedik. Aslında bakan, Sayın Bakan evet dedi. Ben demedim, toplum da demedi ama o kendisi evet dedi. Türkiye yetkililer de bunun olacağını söylüyor. Proje ne? Ben soruyorum şu an. Bir uyduruk 25 kuruş rakamı var ki ben kariyerimi koydum aslında öyle farkındaysanız. O 25 kuruşu olamaz. Sistem maliyeti 25 kuruşu olması yalandır. Tekrar söylüyorum. Keşke olsa. Olsa ben tebrik edeceğim. Teşekkür edeceğim. Bakın ben kendisini kendi arabamla götüreceğim. Evet. Saygı duyarak önümde böyle şey yaparak buyurun Sayın Bakan 25 kuruşa imzalayın. Bu halk 25 kuruşa elektrik peki, tüketsin. Peki o 25 kuruşu nereden çıkardı? Uydurdu. Halkı kandırmak için uydurulmuş bir rakamdır o. Neden uydurulmuştu biliyor musunuz? Çünkü ortada bir proje yok. Size birisi Türkiye Cumhuriyeti kendi çıkarları için ki saygı duyarım ben buna. Türkiye Cumhuriyeti tabii ki kendi çıkarlarını koruyacak. 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 80 milyonluk bir nüfusun çıkarları eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik vermeyse Türkiye Cumhuriyeti tabii ki bunu isteyecek. Burada hiçbir sorun yok. Sorun şuradadır. Size birisi böyle bir öneriyle geliyorsa siz de bakansanız ve hükümetseniz burada bu toplumu temsil eden, bağımsız olduğunuz ısrarla söylediğiniz bir toplumun şeyiyseniz, hükümetiyseniz şunu sorarsınız ya karşı tarafa. Bundan da kimse alınacağını sanmıyorum ben Türkiye Cumhuriyeti'nde. Zaten sorun buradadır. İki tane bakış açısı var. Bir, Türkiye ne derse altına imza atan şu anki hükümet, suda da bu öyle, elektrikte de. Bir de şu var, tamam kablo ile elektrik mi alacağız? Yani borularla su mu getireceğiz? Bunun fiyatı nedir? Kapasitesi nedir? Bizim için kamu faydası nedir? Bunları gelin önce bir belirleyelim. Belirsizlik olmasın. Tabii. Herkes de bilsin
bu projenin sonucunda neler kazanılacağını ona göre yapalım. Projemiz var, çalışmalarımız var diyoruz ama bir danışma kurulu bilmiyorum siz gördünüz mü? Neyle ilgili? Hem su hem elektrikle ilgili yok, olsun. Türkiye'de var onlar. Suya bakacak olursak su boruları döşendi ama yani hat var ama su boşuna akıyor mesela. Denize akıyor. Ben sorarım şu an. Bir dakika oğlum burada pembe de çalın. Acaba bu hem elektrik hem su yönetiminde biz yetersiz miyiz yoksa kararsız mıyız? Bakın ben bunu aslında cevap vermek istiyorum. Çok güzel bir yere geldi. Ben bunu aşmak istiyorum. Şimdi son bir algı yaratılmaya çalışılıyor Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki. Biz beceremedik diye DSE'yi hepsini alsın Türkiye yapsın. Ben buna karşıyım. Biraz işin kolaycılığına mı kaçıyorsun? Neden karşıyım biliyor musun? Şimdi bakın. Sadece suyu ele alalım. Türkiye'deki halkların vergileriyle insanlar orada 1400 lira sanırım asgari ücretle çalışan çok büyük bir kesim var. Evet. Eziliyor insanlar orada. Para kazanıyor o insanlar. Onların vergileriyle siz 1.6 milyar TL'yi denizin altına attınız şu an su borusuna. Hiçbir zaman o parayı geri almanız mümkün değil. Çünkü onu tarifelere yansıttığınız anda bu su çıkacak 10 liralara falan, kimse bunu yapamaz. İlk günden söyledim ben bunu, yıllar önce söyledim. Demek ki siz 1.6 milyar TL'yi bir ekonomik çıkardan dışında farklı sebeplerden, stratejik sebeplerden dolayı oraya attınız. Tamam, bunu da anladık. Ama o insanlara nasıl hesap vereceksiniz ki şimdi su denize akar? Siz bunu projeyi başladığınız gün bilmeniz gerekmez miydi? Bu suyun geldiği zaman tarıma verilemeyeceğini, denize akacağını koskoca Türkiye Cumhuriyeti göremedi de 200-300 bin kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi suçlu bundan? Sen çiviyi çakmasaydın o zaman. Bir proje dediğin şey, ben proje yatırım değerlendirmesi dersleri, uzmanlık alanım bu. Bir proje başlamadan önce tüm bu soru işaretleri çözülür. Kimin neyi finanse edeceği, kimin kaç paraya, tarım suyu ne kadar amal olacak, içme suyu ne kadar. Evet. Bir de Türkiye'ye bakanlar eminim bilgi sahibi de değil birçok şeyler. Bizimkiler herhalde biraz daha para koparabilmek için doğru bilgileri söylemiyorlar. Onların da günahına girmek istemem orada. Adam açıklama yapıyor, biz Kıbrıs Türk'üne diyor içme suyu verdik, su içiyorlar diyor. Bir kişi içiyorsa o suyu, yani yazıktır, içmesin. Evet, siz de içmiyorsunuz, biz de içmiyoruz. Herhalde içmeyecek. Depodan gelen su içilir mi ya? İçme suyunun farklı bir özelliği var. İçme su basınçlı sudur. Depoya girmez de. Önce. Hayır, depoya giren su içilemez. Depolar iptal edilmesi lazım. Ve basınçlı su gelmesi lazım. Siz basıncı verirseniz bu sisteme bir damla su gelmeyecek gibi patlaklarla. Sorular geliyor izleyicimizler. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Sayın Altok, siz hep şimdiki fiyatları konuşuyorsunuz ama 10 yıl sonraki akaryakıt fiyatını biliyor musunuz diye sormuş. Ben yarınkini de bilmiyorum. Anlatmaya çalıştığım odur. Ben yarınki akaryakıt fiyatını da bilmediğim için fizibilite çalışmasını talep eden kişiyim yıllardır. Fizibilite çalışmasının bir bileşeni de finansal analiz. Hep söyledim bunu yıllardır. Yine özetleyeyim burada bakın. Fizibilite çalışması şu demektir. Finansal analiz yaparsınız. Bu işi yatırımı yapacak kişi veya Türkiye Cumhuriyeti ise burada veya özel sektörse kimse aksamlıdır, kimdir? Para kazanacak mı bu işten? Finansal analiz bunu gösterir. Yatırımcı para kazanacak mı? Ekonomik analiz toplumun gözünden gösterir. Proje ekonomiye katkısı var mı? Ama bunların hepsi anlamsızdır risk analizi yapmazsanız. Tam da dinleyicimizin sorduğu sorudur burada. Risk analizi şu demektir. Siz bugünden 20 yıllık bir projenin projeksiyonunu ve değerlendirmesini yaparsanız yatırımın, her şey riske tabidir. Yarın enflasyonun, yakıt fiyatlarının, işsizliğin, döviz kurunun... Zaten dünyada kırılgan bir ekonomi. Bunu bilmediğiniz için de ama mecbursunuz 20 yıllık da bir analiz yaparsanız. Bazı verilerle, en iyi tahminlerinizle, projeksiyonlarınızla analizi yaparsınız. Ondan sonra o analiz sonuçları bir şey ifade etmediği için dönersiniz ya bu böyle olursa diye sensitivite, senaryo falan analizleri yaparsınız ve onun neticesinde risk bir karar. Analizleri. Ben şunu soruyorum, dinleyicimiz çok haklıdır. Ben şunu soruyorum, Sayın Sunat Atun, boş verin risk analizini. Bize finansal ve ekonomik analizini gösterin bu projenin. 25 kuruşun nerede bulduğunuzu gösterin. İzleyicimiz %100 haklıdır. Ben rakamları konuşurken bugünkü rakamı konuşmanın doğru olmadığını söyleyen kişiyim zaten. Sorular çok geliyor gerçekten. Mükemmel. Şimdi hepsine bir cevap vereyim. Tabii bir izleyicimiz de şunu sormuş. Aslında konumuzda pek ilgisi yok ama eğer vatandaş değilseniz ve evinizde elektrik bağlatmak için Kıptek'ten elektrik hizmeti alacaksanız 1400 küsur lira tutarında 3 depozit ödemeniz gerekir ki sayacınız bağlansın. Sizce günümüzde bu kadar ekonomik sorunlarımız varken Kıptek'in bu uygulaması acımasızca değil midir?
Yani vallahi şimdi sebebini bilmiyorum ben. Bir sebepten dolayı mı o pay? Onu Kıptekçiler cevap verebilir, evet. De şunu söyleyebilirim ama bu konuda yani hak edilmeyen bir paraysa o tabii ki değil ama önemli olan şu, şuradan izleyicimizin sorusuna benim cevabım yok şahsen ama şunu söyleyebilirim. Kablo konusu ne zaman açılsa, evet, haklı olarak toplumumuzdaki birçok insan elektrikle ilgili sıkıntılarını dile getirirler. Hatta bazen de şu hataya düşerler. Kablo gelsin tabii de artık çözülsün. Mesela bizim sokak lambamız yanmıyor diyor. Sokak lambamız yanmıyor. Kablo ile elektrik gelsin tabii. Ne ilgisi var? Ne alakası var bunun? Veya bu saat... Şimdi, gerçekten olayı onlar çok neler, yanlış anlaşılmış. Neler söylenir. Yani şunu unutuyor herkes. Türkiye'den gelecek olan kablo sizin evinize gelip bağlanmayacak. Tekneciye gelecek gene. Tekneciden sonraki iletim dağıtım şu ankinin aynısı. Eğer orada bir sorun varsa ki vardır iletim dağıtımda, evet, onu düzeltelim zaten şu an. Onun kabloyla bir ilgisi yok. Şu saat bağlamada izleyicimiz diyorsa eğer, evet, fahiş bir fiyattır. Tabii ki şu anki ekonomik sıkıntılarını toplumun ben de görebiliyorum bir ekonomist olarak. Evet. O fiyatın düşmesi gerekirse düşmeli. Kabloyla, evet, ilgisi yok ama bunun. Ben şimdi kablonun feasible olmadığını bu şartlarda ve feasibility olmadan yapılmaması gerektiğini ve Sayın Bakan'ın 25 kuruşa gelecek söyleminin yalan olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve toplumdan şu talebi ediyorum. Her ortamda hükümet yetkililerine kablo konusunda, su konusunda veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan toplumumuzun, vatandaşlarımızın, insanlarımızın hayatını etkileyecek herhangi bir yatırımın kamu faydasının ne olduğunu sorgulasınlar. Bunu şimdi görmeden de onay vermesinler. Süremiz doldu. Şunu çok merak şimdiden ediyorum. Şimdiden doldu. Daha başlamadık. Güney Kıbrıs'ta mesela İsrail'den kablo ile değil mi elektrik, evet, getirme protokolü imzalandı. Planı var. Mükemmel bir soru. Planlandı. Evet. Yani böyle bir çalışma yapacak. Evet. Aynı burada mesela biz Türkiye'de olduğu gibi. Tabii Girit var, İsrail var. Ediyorum. Mükemmel. Korkunç bir proje. Güney'de de. Çok pahalı bir proje. Buna benzer tartışmalar yaşanıyor mu? Yani tabii. Orada 25 şu an yaşanmıyor. Tartışmalar bakın, yaşanıyor mu? Mükemmel bir şeye değindiniz. Ben yanımda vardı aslında. Şimdi bulam telefonda bulamayabilirim. İnsanlar ararsa bulacaklar. Bakın, evet, neden tartışma yaşanmıyor biliyor musunuz? Çok uzun 2000 megawattlık çok uzun bir coğrafik alana yayılmış bir kablo projesinden bahsediliyor. Bir anlaşma imzalandı, ön anlaşma. Ve sonunda ne dendi biliyor musunuz anlaşmanın sonunda? Ve niye tartışma yok hiç? Ne dendi biliyor musunuz? Tamam artık fizibilite çalışmasını yapabiliriz. Onun neticesi budur şu an. Her şey oturdu planlandı. Onlar şu an konuştular, evet, uzun süre. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Aldıkları, evet, karar şudur. Kablo yapılsın değil. Kablonun fizibilitesine başlayabiliriz kararı aldılar. Bizim bakanımız ne yaptı? Yıl sonuna doğru proje başlıyor. 2-2,5 seneye kadar geliyor. 25 kuruşa geliyor. Ya peki lan, biz ne planı yaptık? Ona hiçbir şey yapmadık. Demin anlatmaya çalıştığım oydu. Evet. Bize şu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti kendi çıkarları için ki bak tekrar ediyorum saygı duyarım. Bu İngiltere'de olsa, Japonya'da olsa. Siz bu kendi çıkarları için derken bunu şey olarak söylemiyorsunuz değil mi? Yani yanlış bir algı. Negatif anlamda değil. Evet. Bir ülke, şimdi bakın, evet, iki ülke arasında bir ticaret yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti bir ayağı. Karşılıklı çıkar ilişkileri var. Bu Japonya'da yani olabilir. Sadece Kıbrıs için değil. Suriye'de belki bu elektrik, su, diğer Orta Doğu her şey, her şey gidecek olabilir yani. Şimdi, evet, 80 milyon yöneten bir yönetim var orada. O 80 milyon yöneten yönetim ister politik, ister ekonomik, isterse ne anlam, ne şey gerekçeyle olursa olsun bu kablonun gelmesini doğru gördü. Bize anlatmak zorunda da değil nedenini. Önemli olan bizim nedenlerimizi ortaya koyabilmemiz ve tatminsek toplum faydası varsa altına imza atmamız lazım. Bizim eksiğimiz o noktada. Ben Türkiye'yi suçlamam ki bu konuda. Türkiye kendi 80 milyonu çıkarını korumak için boruyla suyu da buraya vermeyi uygun gördü. Elektriği de bağlamayı uygun gördü. Burada bir sorun yok. Sorun bizi yönetenlerin oradan gelen bu talebi sorgulamadan evet kabul etmesidir. Su 2010 yılında imzalanmış 7 sene önce biz hala daha fiyatını bilmiyoruz. Ne olacak tarıma verilen suyun? Şu an çiftçi, hayvancı nasıl bir yatırım yapsın ki? Suyun fiyatını bilmeden ne kullanacağız? Böyle bir böyle dünyanın en geri kalmış ülkesinde böyle bir sistem olamaz. Ben Afrika'da da görev yaptım. Haiti'de görev yaptım. Çok fakir ülkeler. Gerçekten, evet, fakir. Bakın Haiti 11 milyon nüfusu olan bir ülkedir. Kurulu elektrik gücü bizimki kadar. İnanabilir misin? Biz 300 bin kişi falanız diyoruz. 400 megawattımız var. 11 milyon ülkenin neredeyse 400-500 megawattlık kurulu elektrik kabloları bile yok. Ama, evet, jeneratörlerle üretim yaparlar. Çoğu yer elektrik şey yoktur. Ulaşımı yoktur. Aksesi elektriğe yoktur. Hı hı. Ama adamlar çağırıyorlar bizi, başkalarını, USAID, Dünya Bankası'nı ve en ufak projelerinin fizibilitesini yapıyorlar.
Biz burada ama fizibilite falan yok. Türkiye ana vatan soslarıyla, milliyetçilik, Tufan Hoca hep onu söylüyor, milliyetçilik sosuyla. Biz insanlara bunu sorgulayanlar için siz Türkiye'yi sevmiyorsunuz, Türkiye düşmanısınız, Rumcuğa şey yapıyorsunuz, faydası. Bunlar ne? Yani konunun özünden saparak, gerçekleri konuşmadan, ben bir akademisterim ve hala da soruyorum. Elektriğin fiyatı ne olacak? Suyun fiyatı ne olacak sorularına cevap vermeden bu ülkede bu yatırımların yapılmaması için ben elimden geleni yapacağım. Umarım toplum da gerekli tepkiyi gösterir. Teşekkür ediyoruz izleyenlerimiz için. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var ve ardından Ümit Parşı bizlerle olacak.